Evet öğretmenler 7. yaklaşımımızla devam ediyoruz. Anlamlı öğrenme ve bizim için anlamlı olan bir yaklaşım. Neden? Çünkü 2006'da biliyorsunuz ki 2005-2006'da ilerlemeci eğitim sistemine geçiş yaptık. Bundan dolayı da yapılandırmacı öğretim anlayışını benimsedi ki ne ilerleyen konularda onu da anlatacağız. Lakin 2005-2006 öncesinde benimsediğimiz buydu. Ha bana sorarsanız yine bazı öğretmenler bundan devam ediyor da bunu tabii kanıtlayamam size. Resmi yolla şu anda yapılandırmacılıyız. Ama öncesinde Anlamlı öğrenme ön plandaydı. Pek çoğumuzun öğretim hayatının böyle geçtiğini düşünüyorum. Peki neler söylemiş Ausubel anlamlı öğrenmede? Bu kişiyle biz sunuş yoluyla öğretimde de karşılaşmıştık hatırlarsanız. Hatta şöyle bir ilişki var: Anlamlı öğrenme Ausubel'in yaklaşımının adı, sunuş yoluyla öğretim ise bu yaklaşımı uygulamak için geliştirdiği strateji adı. Böyle düşünebiliriz. Şimdi Auzubel ezbere karşıymış. Ezbere karşıdır. Hemen tabii şunu demeyin. Hocam bizim öğrencilerimizde ezber yaygındı bu nasıl oluyor diye. Çünkü orada bir mantık hatası vardı. Nasıl ezbere karşı bu Azubel? Bunu bir metaforla da ortaya koyar. Şöyle iki tane yavrucak çizeyim. Zihinleri pırıl pırıl olan. Şöyle güzelce. Şimdi bu kim bu arada? Bunu tanıyayım. Bu kayıyor. Bak yuvarlak surat çizersem kayıyor. Dörtgen surat çizersem pepe. Bunları öğren. Öğrencilerim biliyor bunları. Şimdi bir klasik öğretim şekli var. Ezbere dayalı yani. Bir de anlamlı öğrenme şekli var metaforu buradan kuracağız. Şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki çocuğun zihni arazi. Bilgiler tuğla, öğrenmek dediğimiz şey de bina dikmek. Ezbere öğrenmede siz şunu yapıyorsunuz. Arazide boş bulduğunuz yere bir tuğla koyuyorsunuz. Tabi tuğlaları birbirine kenetlemediniz yani yapıştırmadığınız için duvar öremiyorsunuz, bina dikemiyorsunuz. O yüzden de ezberi öğrenme kısa vadede unutulup gidiliyor değerli öğretmenler. Hatta bunu öğrencilik yıllarınızdan da yaşayabilirsiniz. Yine ben üniversitede vizelere söylemiştim zaten finaller önceki gece sadece çalıştığımı. Tabi sabaha kadar uyanık kalman lazım. Ne yapıyordum ben? Bir Red Bull alıyordum bir kutu. Bir de soğuk Nescafe alıyordum. Bir kapta karıştırıyordum onları. Fon dipliyordum. Bakıyordum şöyle bir yarım saat 45 dakika çarpıntı var mı yok mu diye çarpıntı yoksa fişe ek sabaha kadar ayaktasın ondan sonra her şeyi atmetmişsin her şeyi ezberlemişsin sınava giriyorsun gönül rahatlığıyla ama sınavdan çıkınca sanki tuşun varmış da basmışlar gibi her şeyi unutuyorsun çünkü niye ezbere öğrenme böyle. Sen bina dikemediğin için buraya sadece tuğlaları yerleştirdiğin için araziye bunlar yok olup aşınıp gidiyor. Kısa vadede unutuluyor. Ancak Ahuzel anlamlı öğrenmede şunu yapacağımızı iddia ediyor. Tuğlaları birbirine yapıştırarak yerleştireceğiz araziye diyor. Yani bir duvar örebileceğiz, yani bir bina dikebileceğiz. O yüzden de kalıcılık yüksek olacak. Bu bina uzun yıllar hayatta kalacak diyor. Hatta bunu tarih derslerinden görebilirsiniz. Pek çok tarih öğretmeni arkadaşımla çapraz derse girdim dershanelerde ve öğrenciler eğer bir tarih öğretmeninden memnunsa, yani çok yüksek performans alabiliyorsa burada şöyle bir senaryonun olduğuna şahit oldum. Bu öğretmen bağlıyor sürekli yükselme devriyle kuruluş devrindeki olayı bağlıyor. İşte bu olayı bir başka olayla bağlıyor. İlişkilendirmeyi artırdıkça kalıcılık yüksek oluyor. Hatta sende de oluyordur. Bazı dersler var günlük hayatta çok ilintili. Gelişim psikolojisi mesela. Hepimizin bir gelişim dönemi olmuştur. Veya çocuğunuz olmuştur. Etrafınızda büyüyen bir çocuk olmuştur. Derste gördüğünüzü o hayatınızdaki olayla bağdaştırdığınızda kalıcılığın yüksek olduğunu görürsünüz. Unutmadığınızı görürsünüz. Sebebi işte Auzubel'in mantalitesi. Anlamlı öğrenme. O zaman bize Auzubel neler söylemiş? Azubel der ki eğer yeni öğreteceğiniz bilgileri öğrencilerin ön bilgileriyle ilişkilendirerek öğretirseniz kalıcılık yüksek olacaktır ve bu anlamlı öğrenme olacaktır. İşte bizim zamanımızda bu uygulandığı halde ezbere yönelmemizin sebebi öğretmenlerimiz bu ilişkilendirmeye çok takılmıyorlardı. Mesela normalde Ağız e göre şunun yapılması lazım. Lise 2. sınıfa geçilmiş, lise 1'deki konuların hatırlatılması, ön bilgilerin hatırlatılması, yeni bilginin buna ilişkilendirilerek anlatılması lazım. Böylece kalıcı olacak. İşte bu ilişkilendirmeyi yapmazsanız siz bunu da kullandığınızı iddia etseniz öğrenci ezbere yönelecektir. Burada ilişkilendirme anahtar nokta. Peki başka ne gerekiyor Ağız e göre? Ağız e göre bilgileri doğru ilişkilendirebilmeniz için bilgiler arasında tutarlık olması lazım. Nasıl tutarlılık olması lazım? Yani çelişmemesi lazım. Gidip de sen orada ak dediğine öteki tarafta kara dersen çocuğun şemalar alt üst oluyor ki öğrenciliğimizde böyle bilgi de çok vardır. Orta bir de dediler ki bana matbaayı Çinler buldu orta işte dediler ki matbaayı bana Gutenberg buldu. Şimdi bu bilgi çelişiyor. Burada bir sıkıntı var. Aslında doğru bilgi neydi? Orta üçte verilen Gutenberg modern matbaanın mucidiydi. Klasik matbaanın mucidi de Çinlilerde. Eğer sen bu ayrımları doğru yapmazsan, tutarsız bilgi yapıları sunarsan şemalar dağılıyor, ilişkilendirmeyi kuramıyorsun. O yüzden de anlamlı öğrenme gerçekleşemiyor. Diğer dikkat edeceğimiz şey Azubele göre. Ausubel der ki, bu ilişkilendirmeyi yapmak yani anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek için sonuç yoluyla öğretim kullanmalısınız. Yani öğretmen yeni bilgiyi sunmalı, sunarken eski bilgiyle ilişkilendirmeli. E sonuçta öğretmen sunuyorsa o zaman Azubel nasıl bir yaklaşım vermiş bize? Öğretmen merkezli bir yaklaşım vermiş değerli öğretmenler. Buradaki yaklaşım tamamıyla öğretmen merkezli. Öğretmen sunacak sunum sırasında ön bilgilerle ilişkilendirmeye çalışacak. Ve bu ilişkilendirmeyi gerçekleştirmek için de kavram haritalarından sıklıkla yararlanacak. Yine bu da ilerleyen konularımızdan biri sizlerle konuşacağımız. Ama az buçuk duymuşsunuzdur kavram haritalarının ne işe yarar? Oluşturduğumuz şemada kavramları oklarla birbirlerine ne yaparız? ilişkilendiririz değerli öğretmenler. Burada da bunu kullandığımız zaman öğrenmelerin anlamlı olacağını söyleyebiliyoruz. Azubel'in iddiaları bunlardı. Bizim için önemli olan unsur nedir? Bilgilerin ilişkilendirilmesi bizim aklımızda anlamlı öğrenme ihtimalini uyandırmalı. Lakin yeterli değil. Çünkü göreceğiz ki ileride başka yaklaşımlarda da ilişkilendirmeler olacak. Peki ayrımı nereden yakalayacağız? Nahan da şuradan yakalayacağız. Öğretmen merkezli. Buradaki ilişkilendirmeyi öğretmen yapmaktadır. Öğretmen eliyle yapılmaktadır. Bundan dolayı da burada kastedilen ilişkilendirme nesnel bir ilişkilendirmedir. Şimdi eğer o sınıfta bilgiyi ilişkilendiren öğretmense herkesin zihninde aynı ilişki oluşacaktır ve bu nesnel yapıdadır. Hatırlayın mesela çarpmayı öğretirken toplamanın kısa yolu diye bir ilişkilendirme yaparlardı. Bu da anlamlı öğrenmeyi sağlayacaktır. Bakın yıllar geçmiş hala unutmuyoruz. İlişkilendirme var. İlişkilendirmeyi yapan öğretmen bunları bildiğimiz takdirde soru kaçıracağımızı düşünmüyor.